Yeni bir Era Balıkta kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Uzun süredir bekliyorsunuz, sürekli söylüyorsunuz, yorumlarda görüyorum. Instagram'dan mesajlar olsun. Çok teşekkür ederim bu arada. Sahte ile Atçe Kastav'ı yap dediniz. Evet, bugün Kastav'ındayız. Hazır mısınız deli balık almaya? Ben hazırım. Sizler için şov geliyor. Video beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Yoruma da bir teşekkürünüzü alırım. Rastgelenizi alırım. Sizin de oltanız keskin olsun tabi. Hadi şimdi ava geçiyoruz. Aksiyon dolu bir gün olacak. Aksiyon dolu bir gün olacak. Kıvamında bir av yapacağız. Fazlasında gözümüz yok. Ufakları zaten salacağız. 3-5 tane balığı alırız. Tavalık yaparız. Bakarız keyfimize. Selametle. Herkese selam olsun. İyi seyirler. Sene bu darede balık sıkıntı beyler. Şöyle arkadaşlar kısaca takım hakkında bilgi vereyim. Daiwa Excellure LT 2000D modelini kullanıyorum makine olarak. Gerçekten çok güçlü bir makine. Ben çoğu avımda performansını gördüm. Maliyetli bir makine. Fazlasına gerek var mı derseniz yok. Ama fantezi olsun diye aldım açıkçası. Yani bu tür avlarda kesinlikle gerek yok. Kamışım Savager'ın çiçisi modeli. 0.05 7 gram atarlı arkadaşlar. Çok aksiyonlu bir kamış. Benim gerçekten çok hoşuma gitti. Boyu zaten kaçtı bunun boyu? 2.10 santim. Bunu açıklamada zaten detaylı olarak yazarım. Bugün satlı olarak Sıtlıka Pro kullanacağım. Sıtlık Pro. Mikro yem görüyorsunuz. Simli mimli. Güzel bir yem. Genelde ben bunu satlı olarak bunu kullanıyorum. Verim aşırı derecede çok verim aldığım oldu. Vazgeçemedim. Maliyeti de o kadar pahalı değil. Onlara bir maliyeti var. Herkesin temin edebileceği hissedinde. Yani sığ sularda müthiş aksiyon verir arkadaşlar. Öneririm. Mutlaka bunu deneyin. Hadi bakalım. Şimdi balık alabileceğiz mi göreceğiz hep birlikte. Alamazsak bu sizin suçunuz yalnız ha. O kadar istediğiniz Atçek LF'ye gittiği. Geldim. Bugün balık alamazsam artık size kızarım. Şaka şaka kızmam. Siz benim canım ciğerimsiniz ya. Sizler olmasaydınız biz ne yapacağız ki? Yani ne yapabiliriz ki? Sizin bir like'ınız, şu attığınız bir like var ya. Gerçekten insana ilham verici. Bu işin daha devamını getirmek istiyorum. Siz ne kadar like yorum eksik etmezseniz ben sizler için daha çok video çekeceğime inanıyorum. Allah sağlık sıhhat verirse bu videoların devamı hiç durmadan gelecektir. Hadi hava geçelim. Çok konuştuk. Sonra çok gevezesiniz diyorsunuz. Allah atış yerimi de o kadar zor ki. Yani bayağı sıkıntılı bir yer. Ay vur şu al bıraktı. Evet burada hareket var. Hadi. Devamı. Atar atmaz. Güzel bir vuruş aldık ama tam önümde de otobeye var. Ona dikkat etmeye çalışıyorum. Şuradan atarsam ya şimdi buradan düşmezsek iyi aşağı. Şöyle bir atış. Çok güzel yerdeyim. Müthiş bir yer. Hadi oğlum. Hadi. Aldım. Evet. İlk balığımızı aldık arkadaşlar. Şöyle hemen bir ölçelim balığımızı. Yak, bu limit dışı. Bunu salacağız. Ay maşallah. Dur güzelce çıkarayım da. Dur. Görüyorsunuz arkadaşlar güzel bir kasna. Tertemiz maşallah. Hadi bakalım. Hadi git. Evet ilk balığımızı aldık. Şöyle tam ortaya atıp tam oradan sarmak lazım. Hadi oğlum.
gelmedi. Tekrar aynı yere atacağız. Güzel. Evet. Hadi bir tanem. Hadi bir tanem. Vurdu. Ufak gene vurdu. Oo, bak bu güzel. Gel bir tanem, gel. Aynı boydaymış. Gel 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 babacığım, gel. Gel bir tanem. Hop. Bu gayet limitli arkadaşlar. Ulan ne yaptın lan? Dur hele, dur dur. Dur hele, dur. Gözün çıktı. Yakınmıştır. Oo, burada aldı bıraktı. Bu güzel, bu güzel, bu güzel, bu güzel, bu güzel. Girme, 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 girme. Direkt burada aldı arkadaşlar. Aa, güzel balık. Bebeğim benim. Aha, güzel bir kastı aldık. Bu sefer çok güzel. Bunun boyu, yani gitgide büyüyor boylar. Güzel. Böyle devam. Direkt çalıya hücum etti yalnız. Kancamı kırdım. Kancamı kurdum. Ya ben bunların tabi helini değiştirmedik. İğnelerini. Evet, görüyorsunuz güzel bir kastı arkadaşlar. Bunu da poşetimize atıyoruz. Bir kancı eksik çalışacağız. Bakalım nasıl olacak. Kancamın kırılması da sebebi, tek sebebi benim arkadaşlar. Neden? Çünkü geçen sezondan beri hiç şeyler değiştirmedim. Aksine bakımını da yapmadım. Yani normalde bu sezonda bu kancıların mutlaka değişmesi gerekiyor. Siz de değiştirin yani, hiç bir şekilde şey yapmayın. Bir kere sudan sonra arkadaşlar mutlaka kancalarınız böyle çıt diye kopar. Zaten ince kancalar. Belki de tek kanca tutmuş olsaydı o büyük balıkta muhtemelen kancayı kırıp zaten balık kaçacaktı. Ama hepsine takıldığı için, yuttuğu için öyle bir sorun biz yaşamadık. Ama tabii yaşayabilirsiniz. Bunu da göz önünde bulundurun. Mera değiştirmek iyi oldu. Şelalede o kadar attık. Hiç balık vurmadı. İlkten burada atsaymışık da demek ki daha verimli olacakmış. Bazen yer değiştirmek iyidir. Sabit bir yerde kalmak pek iyi diyemem. Mümkün olduğunuzda yer değiştirirseniz arkadaşlar hem sizin için farklılık olacaktır. Hem atış yerimizde tecrübe kazanmış olursunuz. Daldı bıraktı. Burası o kadar derin değil. Saatlerin yüzdüğünü ben net gördüğüm için balığın vurduğunu da görüyorum. Yani iyi bir balık vurmadı şu anlık. Hiç takip olmadı. Fazla da uzağa atamıyorum. Zaten her yer dal, çalı çırpı. Bu boyda başka saatlem yok. Bana genelde en başarılı gelen saatte bu.
Dizimi kıracağım be. Bir tane daha atıyorum. Hadi bakalım. Geldim mi? Bu sefer geldim. Bu sefer geldim. İnanıyorum. Olmadı. Şu tarafı yoklayalım biraz da bakalım. Şuradan şöyle ileri doğru atış yapabiliriz. Evet. Güzel oldu. Burada alamadık. Küçüktü. Havada yağacak gibi gene ya. Bayağı kapandı. Oo. Güzel bir vuruş geldi ama. Sandığım kadar büyük değilmiş. Ama sonuç olarak arkadaşlar, limitlerde bir balık görüyorsunuz. Dördüncü balığımız. Güzel bir kasa daha aldık. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Uf, ucu ucuna kurtardık. Evet aldım. Güzel. Oraya gitme 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 gitme. Gitme oraya gitme gitme. Güzel. Güzel bir balık da aldık arkadaşlar, görüyoruz. Güzel bir kasta. Hadi bakalım, sen de buraya git. Arkadaşların onu 5 balık etti. Limitimizi doldurduk diye düşünüyorum. Fazlasına gerek yok. Zaten hava arkadaşlar, yani görüyorsunuz şuradan var ya, yani patlayacak. Ben ışınlanmadan gideyim. Saatte zaten 5 civarı falan oldu. Hiç gerek yok fazlasına. Bu kadarı yeter mi sizce de? Bence yeter. Fazlasına gerek yok. Hemen bir balıkları göstereyim size. Güzel balıklar aldık. 5 parça balığımız var. Temiz. Tabii bir 7-8 tane balık aldık ama saldığımız balıklar da var. Tabii kaçırdıklarımız müptela, biliyorsunuz. Ufak balıklar. Kaçsın hiç gerek yok. Aldığımız balıkları sizlere bir göstereyim hemen ben. Şöyle. Dur bakalım dur. Dur babacığım. Şu birinci balığımız. Şu ikinci balığımız. Şu üçüncü balığımız. Hepsi aynı boy. Birisi biraz büyük olması ama. Şu dördüncü balığımız. Bu da tosuncuk. Beşinci balığımız. Onlardan biraz daha büyük tabi. Kaçma. Canlısın hala. Zaten bir saatlik falan buradayız. Gideceğiz. Öyle bir ince bir kaçamak oldu. Gördüğünüz gibi balıklarımız bunlar. Şöyle göstereyim. Şu karışım zaten arkadaşlar 20 santim geliyor. Yanlışlık olmasın. Yani bakın bir karışımdan da büyük yani balıklar. Şöyle göstereyim. Onların hepsi 20 santim üstü balık. Limitimiz bu kadardı. Ben alınabilir vicdanın limitimi de söyleyeyim. 5 balıktan fazlası zarar arkadaşlar. Gerek yok. 2 kişiyiz zaten. Bize yeter. Fazlasında gözümüz yok. Tekrar yeni bir avda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bu videonun devamı mutlaka gelecek. İkinci videomuzda da Maps ile av yapacağım orada.
farklı bir yem kullanacağız. Bugün deneme fırsatım olmadı, zamanım kısıtlı. O videoyu da kesinlikle kaçırmayın derim. Efsanesi olur, kaçırmayın. Hadi görüşürüz.